Excel'i artık bitireceğiz. Zor bir konu olmayacak. Formül yazımını tamamen geride bıraktığımız için kafanızın daha rahat olacağını düşünüyorum. İlginç şeyler öğreneceksiniz bu derste. Lütfen uygulamayı birebir yapmaya çalışın. Tekrar tekrar yapmaya çalışın. Çünkü bunların içinde bazı örnekler çok profesyonel gözükecek gözünüze. İş hayatında da eğer muhasebe bölümü departmanında, maliye kısımlarında çalışırsanız çok çok işinizi göreceğine inanıyorum. Günlük konusu yinelenen listeleri ayıklama konusu. Birim bilgileri her ne kadar önemli gözükmese de koordinatör, birimler adında bir sütun var. Çalışmayı destekleyecek birim yöneticileri adı altında da başka bir sütun var. Yapmak istediğim şey şu. Buradaki isimleri ayıklayarak tek isim haline getireceğim. Çünkü burada tekrar eden isimler bayağı bir kalabalık yapmış. Mustafa Somuncu'dan 4 kere tekrar etmiş. Adem Say ilerleyen zamanlarda tekrar etmiş. Mustafa Çolak tekrar etmiş. Bu listede kaç kişi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Çok tekrar var. İşte bu durumda Excel'de tekrarlamaları önlemek ve tekrar eden isimleri tek isim haline getirmek veya bu sayı da olabilir. Ben şu an isimler üzerinden gidiyorum. Bunu kullanabilirsiniz. Zor bir seçenek olmayacaktır. Sadece yapmanız gereken şey şu. Açıkçası koordinatör birim ve birimler kısmı işime yaramıyor. O yüzden bu sütunu sileyim. Buradaki isimleri tek isim haline getireceğim. Mükerrer, tekrar eden isimlerden kurtulacağım. Acaba burada kaç tekil, benzersiz kişi varmış? Alanı seçiyorum. Alanı seçmesem de olur gerçi. Alışkanlık oldu ama. A sütununda herhangi bir yere tıkladım. Yinelenenleri kaldıra bastım. Hemen sütunlarda üst bilgi olan alanı tespit etti. Diyor ki verilerimde üst bilgi var. Sen birinci satırı konuya dahil etme. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan şey şu an isimleri ayıklamakta. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tamam basıyorum. 48 tane tekrar eden değer bulundu ve kaldırıldı. 7 benzersiz değer kaldı. Burada açıklamak istediği şey şu. Bu koca listede 7 kişi varmış açıkçası. Ve tekrar tekrar yazılmış bu kişiler. Aynı şekilde ad ve soyadlar için de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim onu da. Ali, Üstün, Ece, Kaba, Ruhi, Ölü. Bir tane daha yazalım. Ali, Üstün. Burada da ad, soyad olsun. Siz de yazabilirsiniz. Kastettiğim şey şu. İlla aynı sütunda olmasına gerek yok. 2 adet sütunu da 3 adet sütunu da 5 adet sütunu da yapabilirsiniz. Geliyorum buraya. Şurayı sileyim, kalabalık yapmasın. Yinelenenleri kaldıra basıyorum. Burada hemen alanımı algıladı. Bir kere tıklamam yeterdi o alana. Verilerimde üst bilgi var mı? Var. Ad ve soyad kısmı. Burada diyorum ki adı ve soyadı aynı olanları listeden çıkar. Tekrar etmesini önle diyorum. Tamam'a bastığım anda bir yinelenen değer bulundu ve kaldırıldı. 3 benzersiz değer kaldı. İşlem tamamdır. Fakat burada sizin canınızı sıkacak bir tane özellik söyleyebilirim. O da şu. Ctrl Z ile geri aldım. Excel Ali ve Üstün'ün aynı olmasına bakıyor. Eğer burada Ali Üstün'de bir tane boşluk bırakırsanız bununla bunun aynı olmayacağını hesaba katarak Excel yinelenen değeri silmeyecektir. O yüzden siz olun, dikkatli olun. Ben size bir formül öğretmiştim. İşte o bugünler için. Kırp formülü. Kırp formülünde eğer sizin hücrenizdeki nesnede yazı da olabilir, bu sayı da olabilir bu. Boşluk varsa kırpa bastığınızda o boşluk ortadan kaldırılırdı. Siz de dolayısıyla
kırp yaparsınız. Burası birebir Ali oldu. Burası da birebir Ali oldu şimdi. Kırp formülüyle. Şuradaki boşluklar yok edildi. Ve bu saatten sonra adı yazayım. Buradan Ali'ye basıyorum. Yinelenenleri kaldır. Adı, soyadı, şu birinci ikincisini almıyorum. Sondaki adı kısmını alıyorum. Tamam'a basıyorum. Buraya bakarak 3 benzersiz değer kaldığını söyleyebilir bana. Oysa ki, siliyorum bunu. Deminki boşluğa bakalım. Birincisi normal. Fakat ikincisinde boşluklar var. Birebir görmeyecek. Yinelenen değerleri kaldıra basıyorum. Verilerimde üst bilgi varı seçiyorum. Doğru üst bilgi var. Ad ve soyad diye. Bastığım anda patlıyor gördüğünüz gibi. İşte dikkat etmeniz gereken şey buydu. İkinci uygulamaya gelelim. Sütun dönüştür uygulaması. Bazen Excel'de verileriniz bir hücrenin içinde yazılır. Uzun uzun. Tıpkı bunun gibi. Ya da buradaki gibi. Ya da buradaki gibi. Benim yapmam gereken şey neydi? Excel'de verilerimi ayrı ayrı yazmak istiyorum. Ali A1 sütununda, Ece B1 sütununda, Efe, Burak diye gitmesini istiyorum. Buradaki sorun verilerin tek hücre içine sıkışmış olması. Eğer bu anlatacağımı bilmezseniz benim istediğimi şöyle yaparsınız. Ali, Ece, Efe, Burak, Barış. Bunları aynı şekilde yapmama gerek yok. Ne olduğunu gördünüz. Ctrl Z ile geri aldım. Excel, senin bütün verilerin bir hücre içinde mi? Evet. Bunları ben senin için dışarı çıkartırım diyor. Bunu yapmak da çok kolay. Veri şeridinden metni sütunlara dönüştüre basacaksınız. Zor bir seçenek değil. Birkaç pratikle halledebilirsiniz. Hocam niye bu böyle gelmiş bana diyenler için cevap da vereyim. Arkadaşlar bazen internetten verileri kopyalayıp Excel'e yapıştırdığınız zaman Excel bunları tek hücrenin içine sokuşturur. O zaman uğraşıp durursunuz. Aynı şekilde bunlar için de geçerli. Geliyorum. Metni sütunlara dönüştüre basıyorum. Diyor ki sınırlandırılmış her bir alan virgül ve sekme gibi karakterle mi ayrılmış? Evet, virgülle ayrılmış. Sabit genişlikli her birinin aralıkları sabit. Fakat biz şu an bunu kullanmayacağız. Sınırlandırılmışa geldim. İleriye bastım. Neyle ayrılmış? Sekmeyle mi, noktalı virgülle mi, virgülle mi, boşlukla mı ya da başka bir karakterle mi? Virgülle ayrılmış. Virgülü seçtiğim anda Excel benim için bunları parçalayacak. Bitti. Sona basmanız yeter. Gördüğünüz gibi ayrı ayrı hücrelere ayırdı. Aynı işlemi bir zahmet noktalı virgül için metni sütunlara dönüştürden siz yapın. Aynı şeyi metni sütunlara dönüştürden boşluk için yapın. Diğer uygulamaya geçiyorum. Tablo uygulaması. Bu uygulama hoşunuza gidecek çünkü çok basit işlemlerle süper bir tablo, rengarenk bir tablo ve işin sonunda formül yazmadan hesaplama yapılmış bir tablo göreceksiniz. Çok ilginç. Lütfen benimle devam edin. Giriş şeridinden tablo olarak biçimlendire gelin. Alanı seçeceksiniz ya da alandaki herhangi bir yere tıklayacaksınız. Excel o alanı tabloya çevirecek. Rengarenk tablolara çevirecek. Burada gördüğünüz gibi. Herhangi bir yere bastım. Örneğin yeşil renk. Tablonuzun verileri nerede? Alanı doğru seçmiş. Eğer alanı doğru seçmemişse silin burayı. Alanı elinize seçin. Tablom üst bilgi satırı içeriyor mu? Evet içeriyor. Ad, soyad, yaş. Aşağıdakilerin ne olduğu yukarıda yazıyor. O zaman bunda üst bilgi var. Tamam'a basıyorum. Karşınızda sizin için rengarenk hazırlanmış süper bir tablo. Çıktı aldığınız anda da görebileceğiniz süper bir tablo.
Ctrl P'ye basıyorum. Karşınızda çıktı alırsam eğer şu anda hazırlanmış, renklendirilmiş bir tablo. Siyah beyaz çıktı alırsanız da endişe etmeyin. Gri beyaz, gri beyaz alırsınız. Bu da çok güzel bir avantaj. Az önce laf arasında renklendirmeyi yapabileceğiniz gibi formül yazmadan işlem yapacağınızı da söylemiştim. Şöyle. Arkadaşlar, tablonuzu oluşturduğunuz anda tablonun herhangi bir yerine basın. Tasarım şeridine tıklayın. Önce şuradaki seçenekleri bir göstereyim. Sağ taraftan geleyim. Lütfen dikkat. Sağ tarafta eğer aklınız diğer deminki renklerde kaldıysa renk değişikliğini gayet tabii yapabiliyorsunuz. Ben yapmıyorum. Filtre konusunu evvelki haftadan biliyorsunuz. Üst bilgi satırının ne demek olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Şeritli satırların ne demek olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Burayı deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl ilginç yere. Toplama ya da formül yazmadan işlem yapmak. Çok tuhafınıza gelecek fakat çok eğlenceli. Toplam satırına lütfen basın. Aşağıda maaş toplamı çıktı. Ama hocam hani diğerlere? İşte şuna bakın. Yaptınız ya. En aşağıda 58 bin küsür yazan yere tıklayın. Ve yan tarafında bir tane buton çıktığını görün. O butona basın. O butondan ortalamayı seçerseniz maaş ortalamalarını alırsınız. O butondan en büyüğe basarsanız en yüksek maaşı bulursunuz. En küçüğe basarsanız en küçüğünü, toplama basarsanız toplamı ve ek işlevlere tıklarsanız kendi formüllerinizi yazıp görebilirsiniz. Aynı şekilde yaş ortalamasını bulalım. Yaş sütununun en altına geldiğim anda ortalamaya bastığımda yaş ortalaması 31 olarak çıktığını görüyorum. Umarım sizi yeterli bir şekilde tatmin etmiştir bu. Orada ekstradan bir tane daha özellik vardı. Çok lazım olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir yere gelip 55 yazıyorum. 55 yazdığım anda hücre stilleri diye bir alan var giriş şeridinde. Ben çok kullanmıyorum bu kısmı. Burada aşağıya doğru geldiğinizde vurgu %40, vurgu 3 %40 böyle yaparak hücrenin içindeki stili ayarlayabiliyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Yine de aklınızda böyle bir şey olduğu bulunsun. Bunu siliyorum. İşim bitti. Aklınızda bulunsun. Ola ki dolgu yapmışsınızdır bir hücreye. Sarı renk dolgu yaptım. Öğretmiştim size. Buradaki dolguyu, stili temizlemek için dolgu yoka basabilirsiniz. Ya da hiç uğraşmayıp komple silersiniz. O da olabilir. İlginç bir durum. Excel'de çalışma sayfasını kitleme meselesi. Kitlemek ne demektir? Arkadaşlar, Excel çalışma sayfasını kitlediğiniz anda başkası o sayfaya müdahale edemez, sayıları değiştiremez ya da yazıları değiştiremez. Hiçbir şeyi değiştiremez. Bu tamamen sizin bileceğiniz bir iş. Bu sayfada kimsenin değişiklik yapmasını istemiyorum. 14 yerine 777 yazılıp da işin saçmalamasını istemiyorum. Sayfayı kilitlemek için yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Tuhaf gelebilir fakat prosedür böyledir. Bunu not alın. İş hayatında lazım olabilir. Gerçi Excel'de sayfa kilitleme denilen şey her ne kadar çok iyi bir şekilde yapılsa da kırılabiliyor. Bunu bilen biri, yapan biri olarak söyleyeyim. Bu konuda Excel'e pek güvenmemenizi öneririm. Çok mükemmel şifreleme yaptığınızı zannetmeyin, kırılıyor. Dikkatli olun. Kilitlemek istediğiniz alanı seçiyorsunuz. Gözden geçir şeridi. Sayfayı koru alanına geliyorsunuz. 1, 2, 3 yazıyorsunuz şifre olarak. 1, 2, 3 yazıyorsunuz şifre olarak. Şu anda itibaren sayfanız kilitlenmiştir. Nereden anlıyorsunuz? Gözden geçir şeridinde sayfa korumasını kaldır diye bir alan çıkıyor.
Çift tıklıyorum. Değiştirmeye çalıştığınız hücre korumalı bir sayfada diyor. Çift tıklıyorum. Korumalı bir sayfada diyor. Çift tıklıyorum. Korumalı bir sayfada diyor. Sözün özü, bu sayfayı kilitlediniz. Hücreleri kilitlediniz. Artık buraya değişiklik yapamıyorsunuz. Özellikle bankacılar kullanıyor bunu. Sabit bir hesaplama varsa yanlışlıkla ya da bilmeyen bir kullanıcı tarafından o formülün, o işlemlerin değiştirilmemesi isteniyor. O zaman sayfa korumasını aktif hale getiriyorlar. Gördüğünüz gibi. Sayfa korumasını kaldıra basıyorum. Bu sefer işleri normale döndürüyorum. 1, 2, 3. Yaptığım anda sayfa koruması kaldırıldı. Eski haline döndü. 17 yapıyorum. 11, 11. Gördüğünüz gibi değişikliklerimi rahat rahat yapabilir hale geldim. Aklınızda bulunsun. Belli kısımlarını şifreleyip belli kısımları şifrelememe durumunuz da var. Kişi. Şöyle yazalım. Düzenleyen kişi. Düzenleyen kişi her zaman değişecektir. Ahmet, Mehmet falan diye. Düzenleyen kişi kısmı değiştirilsin. Fakat bu sayfadaki hiçbir şey değiştirilmesin. Normal şartlar altında buradaki bütün hücreler kilitlidir. Şimdi kafanız karıştı. Ama hocam sayfa kilitli değil. Şöyle göstereyim. Alanı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendire basıyorum. Kilitlidir normal şartlar altında. Fakat ben ne yapacağım? Bütün sayfadaki her şeyi kilitleyeceğim. Bir tek burası kilitli kalmayacak. Buradaki yazıyı değiştireceğim. O zaman buradaki tüm hücrelerin kilitli olduğunu görebiliyorsunuz. Sağ tıkladığınızda. Ben bu sefer sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendire tıklıyorum. Kilitliyi kaldırıyorum. Ne olacak? Buradaki sadece bu hücre kilitli olmayacak. Ama hocam şimdi hala değiştirebiliyorum. Hayır. Sayfayı koruyor, aktif hale getirmediniz. Eğer bunu aktif hale getirmezseniz sayfanız hala eski stilde değişikliğe imkan verir durumda olacaktır. Sayfayı koruya basıyorum. 1, 2, 3 şifresini giriyorum. 1, 2, 3 şifresini onaylamak için giriyorum. Her şey kilitlendi. Göstereyim. Kilitli, kilitli, kilitli. Fakat düzenleyen kişi. Ahmet, Ali, Ece. Gördüğünüz gibi bir tek burası kilitli değil fakat sayfadaki her yer kilitli. Kilitli, kilitli. Umarım aradaki farkı anlamışsınızdır. Sayfa korumasını kaldıra basıyorum. Şifreyi biliyorsanız eğer, hatırlatırım, kırılıyor buralar. 1, 2, 3, geçtim. Alt toplam seçeneği. Zor bir seçenek değil. Buradan birkaç konuyu birlikte anlatacağım için burayı iyi anlamanızı istiyorum. Profesyonel seçenekler bunlar. Alt toplam alanında gruplara göre toplama yapabilirsiniz. Şehirlere göre toplama yapabilirsiniz. Maaşlara göre, departmanlara göre ortalama alabilirsiniz. Şehirlere göre ortalama alabilirsiniz. Yaptıkça anlayacağınızı düşünüyorum. Alt toplam harika bir özellik. Belli kategorizasyonlarda alt toplamlar yapar. Sizsiz olun toplam lafına takılmayın. Toplam lafı semboliktir. Farklı özellikler gösteririm size. Karşımızda bir tablo var. Ad, soyad, çalışılan departmanlar, yaş, şehir alanları var. Departmanları ne olur ne olmaz diye toplu hale getireyim. Bir araya getireyim. Hemen filtreden. Departmanları A'dan Z'ye sıralıyorum. Birazdan şehirleri de sıralarım. Kalsın bu böyle. Veri alanına gelin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Veri alanında alt toplama basın. Burayı anlatayım ben size ve not alın. Burayı anladıysanız alt toplam işini çözeceksiniz. Aşağıdakinin her bir değişiminde. Diyor ki, her bir alanın değiştiği zaman, ben şöyle yapacağım. Her bir departman bölümü değiştiğinde,
Departmanları ondan bir araya topladım. İnsan kaynakları, iletişim, işletme departmanları kendi içinde ondan bir araya getirildi, bütünlenildi. Maaşların toplamını al. Çok ilginç. Fakat işi bitiriyorum. Her bir departman değiştiğinde maaşların toplamını al. Diğerlerini boş verin şimdilik. İnsan kaynakları departmanı bittiğinde 15 bin lira maaş ödediğimiz çıkıyor. İletişim departmanı 19 bin. İşletme departmanı 26 bin. Gördüğünüz gibi. Hocam yan tarafta neler çıktı? Onlar daha kompakt hale ve daha dağınık hale getirmenizi sağlıyor. Şöyle ki, 3'e bastığınız anda ne olduğu aşikar. En kompleks halde, bildiğiniz liste halinde. 2'ye bastığınız anda bölümlerin toplamını veriyor. 1'e bastığınız anda genel toplamı veriyor. Özelden genele, genelden özele doğru bir gidiş. Daha doğru şöyle diyebilirim. Listeden spesifik listeye, spesifikten normale. 2'ye basıyorum, bölüm toplamları. Diğerine basıyorum, tüm liste. Tekrardan basalım bakalım alt toplama. Bu sefer departmanlar değiştiğinde ortalamalar alınsın. Maaş ortalamaları tabii kastettiğim şey. Geçerli alt toplamları değiştirden kastım şuraları tekrar değiştirecek, ortalama yapacak bu sefer. Verinin altında özetle demek de insan kaynakları bölüm bittiğinde altında özetleyecek. İletişim bölüm bittiğinde altında özetleyecek diye. Tamam basıyorum. Ortalamalar alındı. Hocam ikisini birlikte yapmak istiyorum diyenler için örneğin toplamayla ortalamayı aynı anda. Çünkü şunu fark etmişsinizdir. Alt toplama basıldığı anda departmanı seçip ortalamayı ya da buradan herhangi bir şeyi seçtiğinizde onun yerine o geliyor. İşte o zaman geçerli alt toplamı değiştire basmıyorsunuz. Yenisi ekleniyor. Göstereyim. Toplamı seçtim. 4'e basıyorum. 3'e basıyorum. 2'ye basıyorum. 1'e basıyorum. Mükemmel. En kompakt hale getirebiliyorum listeyi. Koca listedeki genel toplam ve genel ortalamayı kafa karıştırmadan alabiliyorum. Çok ilginç değil mi? Dedim size profesyonel seçenek bunlar. 4'e basıyorum. İlk haline getirdim. Alt toplama tekrar basıyorum. Eski hale dönmek için tümünü kaldıra basıyorum. Her şey normale döndü. Bu sefer olaya şehirsel bakalım. Şehirleri A'dan Z'ye listeliyorum. Okuması kolay olsun. Alt toplama geliyorum. Şehirler her değiştiğinde yaşların ortalamasını al. Geçerli alt toplamları değiştire seçsem de seçmesem de aynı kapıya çıkacak. Tamam basıyorum. Ankara'nın ortalama yaşı 18, Balıkesir'in ortalama yaşı 33 diye gidiyor. Sol taraftaki alanlara bastığınızda şehir ortalamaları patır patır görülüyor. En sonda da genel ortalama gözüküyor. Listenin en altını kompakt halde veriyor. Harika. Alt toplam işi buraya kadar. Tümünü kaldıra basıyorum. Filtremi yok ediyorum. Harika bir özellik daha söyleyeyim size. Pivot tablo özelliği. Elinizde bir liste var. Elinizde bir tablo var. Tıpkı bunun gibi. Buradaki verileri çözümlemek, listelemek, raporlamak, yeni tablolar oluşturmak, sütunlu satırlı farklı farklı sütunlara ve satırlara sahip seçenekler oluşturmak için, canlı tablo oluşturmak için muazzam bir özellik. Ekle şeridine geliyorsunuz. Pivot table özelliğine tıklıyorsunuz. Önerilerin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Pivot table'a bastım. Diyor ki, sana pivot tablo hazırlayacağım fakat nereye alayım? Benim için alanı seçti. Eğer seçemediyse silersiniz, kendiniz seçersiniz. Pivot tablonu nerede yapayım diyor.
Yeni sayfada mı, bu sayfa üzerinde mi yapayım diyor. Ben yeni sayfayı tercih ediyorum. Tamam'a bastım. Eğlenceli kısma geldik. Şu sağ tarafta gördüğünüz alanda sizler pivot tabloyu eklemek ve çıkarmak isterseniz buradan yapacaksınız. Departmanı alıyorum. Satırlar alanının içine atıyorum. Maaşları alıyorum. Değerler alanına atıyorum. Burada toplama, ortalama gibi sayısal işlemlerinizi yaparsınız. İnsan kaynakları bölümüne 15 bin küsür maaş verilmiş. Muhasebe bölümüne 22 bin küsür toplam maaş verilmiş. Şöyle yapalım. Adları getiriyorum bu sefer satırlar kısmına. Departmanın altına bırakıyorum. İnsan kaynakları bölümünde kişiler, işletme bölümünde kişiler var. Bakın canlı tablo oluşturdunuz. Departmanını kaldırıyorum. Tik işaretine de basabilirsiniz. Bunu alıp bu tarafa da atabilirsiniz. Aynı şekilde hesaptan düşer. Bıraktım. Bu sefer kişiler çıktı. Tuhaf olacak belki ama deneyelim. Şehri alıyorum, sütunlar alanına bırakıyorum. Behzet adlı kişi Balıkesir'deymiş. 4268 lira maaş alıyormuş. Hüsnü adlı kişi İzmir'deymiş. 6609 maaş alıyormuş. Çok isterseniz alt toplam alanından kendiniz bakabilirsiniz. Nereden nereye? Şehir işi biraz karışık oldu. Şöyle bir hile yapalım. Şehirleri alayım, satırlar kısmına atayım. Hatta şunun üstüne taşıyayım. Ankara'da 3 kişimiz varmış. Balıkesir'de, Bolu'da 1 kişimiz varmış. Daha departmanları falan yaşları hesaba katmadım. Yaşı alalım tekrardan. Yaş toplamlarını. Değerler alanına geliyorum. Değerler alanının sayısal ifade ettiğini lütfen unutmamaya çalışın. Biraz karışık oldu. Maaşı çıkartayım. Toplam yaş diyor. E hani hocam diğerlere? Değerlerde toplam yaş yazan yerin yanına bir kere tıklayın. Orada değer alanı ayarları diye bir alan var. Basın. Ortalamayı seçebilirsiniz. En büyük en küçüğü çarpımını seçebilirsiniz. Standart sapmayı seçebilirsiniz. Ortalamayı seçiyorum. Yukarıdaki alan da yazıyı değiştirmenizi sağlıyor. Şöyle yaparsam anlarsınız. Ort yazayım. Bir de nokta koyayım. Tamama bastığım anda artık yaşların ortalaması alınacak. Gördüğünüz gibi. Bu tabloyu onu oraya çekerek, bunu buraya çekerek rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bu sefer adı filtreleri alayım. Ad kısmında bu sefer filtre yapacaksınız. Emek adlı kişiye tamam basıyorum. Emek İstanbul'daymış, 48 yaşındaymış. Tek kişi olduğu için ortalaması alınmıyor biliyorsunuz. Her şeyi çıkartıyorum buradan. Eski haline döndürebiliyorum. Hocam ben de pivot table alanları gözükmedi diyenler için sağ taraftaki çözümle alanından alan listesine basarsanız gelir ve gider. Bir tane daha deneyeyim. Departmanların şehirleri, insan kaynakları şehir. Yok şehire gerek yok, orası biraz karışır. Şehirlere göre departmanlar, bu daha doğru. Yaşlarında toplamını almış bulunuyorum. Dilimleyici ekleye basarsanız burada departman yaş dilimlerini ekleyebilirsiniz. Şehir kalsın. Tamam'a basıyorum. Asıl bombaya geldim. İnsan kaynakları departmanını tıklarsanız insan kaynakları departmanı kalır. İletişime tıklarsanız iletişim, işletme sadece o bölümler kalır. Kontrole basılı tutarak insan kaynakları, işletme ve muhasebe bölümlerini seçtiğim anda sadece 3'ü gösterilir listeden. Nereden nereye? Dilimleme özelliğiyle buralara geliyorsunuz. Filtreyi temizliyorum, filtreyi temizliyorum. Sağ tıklayıp
Şehir öğesini kaldıra basıyorum. Sağ tıklayıp departman öğesini kaldıra basıyorum. Tekrar söylüyorum. Çözümleden dilimleyici ekleye gelip istediğiniz dilimleri seçerseniz eğer size bir kart çıkacak. O karttan ekleme çıkarmalarınızı rahatça yapabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi, yanılmanızı öneriyorum. Çok seveceksiniz. Veri çekme konusuna geldim. Artık yavaş yavaş ders toparlama vaktine doğru geliyorum. Konular bitiyor. Excel'i bitireceğim. Veri çekme özelliği internet üzerinden veri çekmenizi sağlıyor. Fakat çok güçlü değil nedense. Bu özellik sayesinde bilgisayarımdaki bir tane yazı dosyasından, metin belgesinden veri çekeceğim. Şöyle göstereyim size. Kendi bilgisayarımda veriler diye bir alan var. Not defterinin içine virgülle yazılmış. Ad, yaş, bölüm, Ali 22 işletme, Ece 19 muhasebe diye. Buradaki verileri Excel'e bir ara birimle çekiyorsunuz ve o zaman işleriniz çok daha kolay oluyor. Eğer kopyalayıp yapıştırdığınızda verim alamazsanız veri şeridine gelin. Dış veri al kısmında en başta metindeni seçin. Basıyorum. Verileri tıklıyorum. Sınırlandırılmışa tıklıyorum. İleri. Ne vardı aralarında? Virgül vardı. Sona bastığım anda yerini söylüyor. Nereye ekleyeyim diyor. En başa tıklıyorum. A1 kısmına eklesin. Tamam'a bastığım anda benim için verileri otomatik ve sütunları dar halde yükledi. Kopyalayıp yapıştır işinize yararsa onu kullanın. Fakat kopyalayıp yapıştırı beceremezseniz sıkıntı çıkarsa dış veri al ve metindeni seçerek dersin başında da anlatmış olduğum metni sütunlara dönüştür özelliğiyle devam edebilir ve veriyi Excel'e çekebilirsiniz. Bu size daha kolay olacaktır. Günün son konusu, profesyonel bir konu bu. Çok acayip gelecek ilk anda. Fakat bu adımları not alırsanız işin içinden çıkarsınız. Şunu sileyim. Şunu da sileyim. 4 tane firma var. Bu 4 firmanın aylık bazlı satışları var. Ve bu 5 aylık. Bunların aslında 6 aylık toplamını alacaksınız. Toplam alanından geliyorum. 6 aylık toplamı alacağım. Topla. 6 aylık toplamı alıyorum. Diğerleri içinde toplam alıyorum. Çok ilginç mesele şudur. Bu şirketler hedef olarak, toplam hedef olarak daha doğrusu, 3500 toplam satış belirlemişler. Mesele şu. Bu şirket Elsie Waikiki 5 ayda 2793 ürün satmış. 3500 hedefini tutturabilmesi için Haziran ayında kaç ürün satması lazımmış? Aynı şekilde Koton firması 3359 ürün satmış 5 ayda. 3500 hedefini 6 ayda tutturabilmesi için Haziran ayında kaç ürün satmalıymış? Hocam işlem yaparım, hesap yaparım. Hayır, hiç gerek yok. Hesap yapmanıza bile gerek yok. Çünkü toplama işleminde hesap yaparsınız. Ortalamada nasıl yapacaksınız hesabı? Hadi toplamada çıkarma, çarpma, deneme, yanılma yaptınız. Ortalamada sıkıntı çıkabilir. Umarım ana fikri anlamışsınızdır. Şirketimizin Elsie Waikiki'nin toplam hedefi 3500'müş. Haziran ayında 3500'ü tutturması için kaç tane satması lazım? Bunun için durum çözümlemesi diye muazzam bir özellik göreceksiniz. Toplam formülünü aldınız. Lütfen dikkat, bu iş formülle yapılıyor. Önce toplama formülüyle ya da ortalama formülü ya da artık bilmem ne formülle işinizi yapın. Yaptım ben az önce laf arasında. Durum çözümlemesi kısmında hedef ara diye muazzam bir seçenek var. Hedef araya tıklıyorum. 3 tane alan var. Bu 3 alanı doğru doldurmak zorundasınız. Birinci alan, ayarlanacak hücre. Sonucunuzun neye göre ayarlanacağı? Kastedilen şey şu.
Biz az önce formülü yaptık ya. Buranın toplamı nasıl şekilde değişecek? Ayarlanacak hücre kısmında toplam alanına bir kere tıklayın. Çünkü formül olan kısım burası. Aklınıza nasıl tutabilirsiniz? Formül olan kısma tıklamanızı salık veriyoruz burada. Formül varsa git oraya tıkla. Sonuç hücre. Elsevier'in toplam hedefi neydi? 3500'dü. 6 aylık satışımızın 3500 olması için 6. ayda Haziran ayında kaç satmamız lazım? Buraya 3500 yapıyoruz. Sonuç hücremiz 3500 olmalı. 3500 tutturmam lazım. Değişecek hücre. Haziran ayı değişecek. Haziran ayı boş. Benim 3500'ü tutturabilmem için o boş hücreye kaç sayısı gelmeli? Bunu benim için hesapla. Tamam'a basıyorum. Şuraya iyi bakın. Çok acayip işler dönecek burada. 3500 tutturabilmem için 707 yapmam lazımmış. Tamam. Hocam deminki daha kolay değil miydi demeyin. Kalanları kendinizin yapmasını istiyorum. Anlayana kadar bunu yapmanızı istiyorum. Ben şimdi bir de ortalama için yapayım. Ekle. Bir sütun ekledim. Ortalama. Çünkü film ortalamada kopacak. Haziran ayını siliyorum. Senaryoyu tekrar başa sarıyorum. Elsevier 6 aylık ortalama satış hedefini 800 olarak tutturabilmesi için Haziran ayında kaç tane satması lazımmış? Önce bir ortalama alalım. 6 aylık ortalama kaçmış? 558 küsürlü. 5 aylık ortalama bu. Boşluğu da aldık, hesaba kattık. Soruyu bir daha başa sarıyorum. Elsevier'in 800 ortalamayı tutturabilmesi için Haziran ayında kaç adet satması lazımmış? Bunun için tekrardan durum çözümlemesine geliyorsunuz. Hedef araya basıyorsunuz. Hedef arada ayarlanacak hücre formül yazılmış hücredir. Gidip boş bir hücre seçmeyeceksiniz. Veya elinizle herhangi bir salla pati sayı yazdığınız bir hücre seçmeyeceksiniz. Formül yazdığınız hücre seçeceksiniz. Ona göre zaten Excel işlem yapacak. Ayarlanacak hücremiz ortalama. Sonuç hücre neydi hedefimiz? Elsevier'in ortalaması 800 olmak zorundaymış. Ve ortalama 800 olabilmesi için Haziran ayında kaç satış yapması lazımmış? Değişecek hücre de Haziran ayındaki hücre. Tamam'a basıyorum. Hesaplar yapılıyor. Korkunç hesaplar dönüyor. 2007 tane satmamız lazımmış. Ortalama 800 olabilmesi için. Ben biraz abartmışım. Aynı şekilde bir tane daha yapayım. Neymiş? Koto'nun ortalaması. Bir ortalama alayım hemen. FX'ten de alabilirdiniz. Artık bu konuda uzmanlaştığınızı ve bu konuyu kapattığımı biliyorsunuz. 671. 750 ortalama yapabilmek için Koton firmasının Haziran ayında kaç satması lazım? Lütfen dikkat. Ortalamaya Haziran ayında dahil ettim. Sizin gördüğünüz 5 aylık 671'miş ortalama. 6. ay yok. Durum çözümlemesi, hedef ara, ayarlanacak hücre, formül yazdığım hücreydi. Sonuç 750 olmalıymış. Ortalama 750 diyelim. Değişecek hücre de şu boş alan. ...1141 tane ürün satılması lazımmış. Deneyelim. Kaç demişti? 1141. 1141 yazıyorum. Doğru. 1141'i elimle yazarsam eğer ortalama 750 oluyor. Eğer bunu bilmezseniz ezbere yaparsınız. Şöyle ki 1000 yazıyorum dersiniz. Olmadı. 1200 yazıyorum dersiniz. 759. 1180 yazıyorum dersiniz. Böyle böyle in çık in çık yapa yapa bulursunuz. Nereden nereye bakın. Gelelim hayatınızın içinde olan kısma. Ahmet dersten geçmek için finalden kaç almalı? Hani kendinize her zaman sorarsınız ya. Ya benim vizem 40. Acaba finalden kaç alsam dersten geçerim dersiniz. Öğrencinin en çok sorduğu sorulardan biri budur. Tabii beklentisini minimumda tutan öğrenci için.
Yoksa soru değiştirilebilir. Acaba bu dersten kaç alırsam 80'le geçerim, finalden kaç alırsam 90'la geçerim gibi işlemler de olabilir. Vizesi 40 olan Ahmet finalden kaç almalıymış? Hesap yapalım. Vizenin %40'ını, finalin %60'ını kaç hafta anlattım size? İki farklı türden yaptım. Umarım o dersleri izlemişsinizdir. Soruyu başa sardım. Dersten geçmek için, dersten geçmek ne demektir? 50 almak için diyelim. Buranın 50 olabilmesi için finalden kaç almam lazım? Hesaplayalım. Durum çözümlemesi, hedef araya gene geldim. Ayarlanacak hücre, formül yazan hücreydi. Sonuç hücre 50. Vizenin %40'ının, finalin %60'ının 50 olabilmesi için kaç almam gerekiyor? Değişecek hücre bu boş kısım. Tamam'a basıyorum. 50'ye de almam lazımmış. Bir tane daha yapalım. Bu sefer dersten 80'le geçmem için ne yapmam gerekiyor? Durum çözümlemesi, hedef ara. Sonuç 80 olmalı. Değişecek hücre boş hücre. Oo, 80 alamıyormuşuz. 106 almamız lazımmış. Demek ki vizenizin 40 olması bayağı bir işleri çuvallatıyormuş. Şöyle bir anlam da çıkabilir. Vizeniz 40 ise 80 ortalamayı unutun anlamı çıkabilir. Çok ibretlik bir son oldu. Bu haftalık dersimizi bitiriyorum. Excel'i de bitiriyorum artık. Daha nice özelliği var Excel'in, fakat iş hayatında kullanacağınız özellikler temel olarak, genel olarak bunlar. Umarım Excel dersinden keyif almışsınızdır. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.